Hedefim para değil. Benim ilk hedefim, düşünelim, Sedat'ın kaşlarını yaptırmak. Demek ki parayı bulmuşum ben. Burada başladı. Hemen 1000 abone olunca para geliyor. Para sıçıyor zannediyor YouTube ama o durumun onunla bir alakası yok. Evet. Benim yaptıklarımı yapmayın. Bendeki traktör şöyle, bu traktörü içinde farkındaysanız benim kendi kanal logom var. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Herkese selamlar. De sosyal medya ile uğraşıyorum. Herkese selamlar. Bol bol Türk modlu serimizin 11. bölümündeyiz. Hızlı bir başlangıç. Bu sefer köy mü yok, direkt işin içindeyken başlattım. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerinizdedir. Benim iyi, çok şükür, Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz her şeye. Bu videoyu çekerken, siz bu videoyu daha doğrusu Perşembe günü izleyeceksiniz. Ben Perşembe günü değil de Cumartesi günkü videoda büyük ihtimal şeyde buğdaylara pompayla şey atıyor olurum, büyük ihtimal ilaç atıyor olurum. Umarım iyisinizdir, dediğim gibi herhangi bir problem, bir sakatlık, bir sukatlık yoktur. Bir işler devam ediyor işte de olduğu gibi. Kanalları bozmuştuk. Zaten büyük ihtimal köyden sonra da size köyle alakalı, benim kendi yaptığım işlerimle alakalı videoları atarım efendim. Yeni bir seriye başlıyoruz. Buradan da onu bahsedeyim. Bu yeni serimiz Türkiye'de yapılan ama çok konsept olarak yapılan ama nasıl söyleyeyim, farklı şekillerde yapılan bir konseptti. Ben bunu deneyeceğim ve ilerleyen zamanlarda eğer kanal istediğim ölçüde gitmez ise ilerleyen zamanlarda tamamıyla buna dönüp uzun videoları, yani bu gördüğünüz sesli konuşulan videoları tamamen bitireceğim. Tabii buna mukabil shorts videoları da dahil efendim. Tabii bu uzun bir süreç alacak. Hemen olacak, ertesi gün olacak bir süreç değil. En azından bir ay, 2 ayı var o düzene gitmemizin. O düzen tutacaktır inanıyorum, çünkü Türkiye'de tutması, yani bizimkilerin izlemesi birazcık zor olabilir, çok alışık olduğu bir düzen değil bizimkilerin, ama yurt dışında çok tutulan ve çok yüksek izlenme süreleri alan bir şey tipi, video tipi. O yüzden de buna çevireceğim büyük ihtimalle. Kaldığımız yerden de devam ediyoruz. En son nereleri yapmıştık? 191'i 5S'le patlatıyor şu an. 186'yı gözükmüyor şu an traktörlerimiz. Burada 5S 145 burayı patlatıyor. TD110'de burayı da pullukla, beşli pullukla, ünlü pullukla, ünlü değil, Alpler pullukla sürüyor. Burada TD85D'miz var, 137'yi sürmeye devam ediyor. Biz de TUMOSAM ve 3105D ile hem seramıza su vereceğiz, veriyoruz hatta, hem de üretimlerimizin nedir ne değildir diye bir bakacağız. Beğenenler, başta beğenenler için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz benim ilk hedefim para değil, benim ilk hedefim, düşünelim, Sedat'ın kaşlarını yaptırmak. Demek ki parayı bulmuşum ben, burada başladı. Hemen Sedat'ın kaşlarını yaptım diyormuşum. Ya bu söylemlerin bazılarınızın hoşuna gitmiyor diye tahmin etmekteyim. Çünkü çok yanlış bir algı var. İşi bilmeyen adamın, buna ben de dahil olmak üzere, İşi bilmeyen insanların böyle düşünmesi gayet muhtemel. Ne manada söylüyorum? Şu manada. Hemen 1000 abone olunca para geliyor. Para sıçıyor zannediyor YouTube ama o durumun onunla bir alakası yok. Bilginiz olsun, bu çok uzun üze diye bir uza şey bir süreç. Farkındaysanız direksiyonu da söktüm. Niye? Tamam, bazılarınızın hoşuna gitmiş olabilir ama oyun yavaşladığını fark ettim ve bu yüzden de bunları kendim elle yapması daha hızlı olduğu için bunları böyle yapma kararı aldım. Umarım doğru yapmışımdır. Kanolayı bu sezon çok bir kanola şey yapmadık, üretmedik. Bakalım şöyle bir onların üretimini de. Kanolamız elimizde 38 ton atmışız buraya. Yani ideal 36 ton un var. Tabii arpa bitmiş. Arpa üretimini de devre dışı bırakalım, kalsın bu. Direkt sadece şeyi yapsın. Buğdayı alacağız ama buğdayı almadan önce ilk başta şeyimizi 3105D'yi bir
sulayalım. Üçüncü şahıs arkadan görmeyi de yapmıştım, indirmiştim ama bu haritada da açmamışım. İşte dediğim gibi yeni bir seri geliyor. Bu seri haftada bir kere olacak. Çünkü uzun bir seri, uzun çekimi çok uzun süren bir seri oluyor maalesef. O yüzden haftada bir kere olacak. İlerleyen dönemlerde bakacağız. Onun günü konusunda da tam bir eminliğim yok. Hani ne olur ne biter bir size tam bir şey vermek istemiyorum. Benim şu an en önemli hedeflerimden biri canlı yayın hedefleri. Canlı yayınlar konusunda tabii ki belirli 679 tane de şey olmuş burada. Canlı yayınlar konusunda da belirli bir skalaya oturtamadık maalesef. Bunun sebebi şundan kaynaklı. Sürekli bir çalışma halinde olduğum için bir 60 tane daha tavuk alalım. Burada da bazı arkadaşlar, bazı kardeşlerim yazmış işte abi traktörler short serisine genelde geliyor bu. Abi traktörler değiştir falan filan muhabbeti oluyor. Bir kendi traktörümü alacağım arkadaşlar. Yani kendimde gerçekte bulunan 7610'u alacağız. Hem daha gerçekçilik katması bakımından hem de kendimden de birkaç parça olsun istiyorum. Bunun da yanlış olacağını veya ters bir tepki çekeceğini düşünmüyorum sizin tarafınızdan. 36 tonda un yapmışız. Bu 36 yapsak çekiyor mu? Ha, çekiyor. Doldur bakalım bunları. Buradan ekmek yapacağız. Keşke gerçekte olsa da depremzede kardeşlerimize koli koli gönderebilsek. Gerçi elimizden geldiği kadar yaptık milletçe. Ben de. Neyse. Unları da iyi, bunlardan asıl para kıracağız. Zaten Ocak ayında satacağız. Bu unların fiyatlarına da bir bakalım nedir ne değildir. Ne zaman satılmalı bu. Şu an benim burada 1165 aralığı bekleyelim. Ocak'ta da zaten şu meyve sebze satımı olacak. Onları da satacağız ve parayı vuracağız büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. Tabii bayağı bir sağlam bir borcumuz var. Ona da bakacağız. Şimdi Tümosan burada kalsın. Kalsın abi Tümosan burada. Şunu hatta nasıl yapalım biliyor musunuz? Çünkü ben kendi traktörümü gidip alayım o sırada. Nereden yapıyorduk? Şunu sal bakayım. Heh. Şunu sıfırlayalım. Hem de o sırada sıfırla. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Şu 3105D'yi de şuraya götürelim. Güçlü bir traktör 7610 105 beygir. Sadece oyundaki sıkıntı noktası arka tekerleklerinde ağırlık olmadığı için şeylerde, sürümlerde birazcık sıkıntı yaşıyor. Ama biz onu genelde şey olarak kullanacağız. Hani hem getir götür hem de şeyleri, gübre ön yükleyicili olacağı için gübre alım satım koyumda kullanacağız. Birazcık para çekelim. Parayı da 1,5 milyon dolara dayayalım. Bunun da kullanacağız çünkü bunun. Hepsini kullanmayız da iyi bir şeyini kullanacağız. Bakalım ikinci elden bir traktörler var mı? Kamyon var. Kamyon yok. Bu patlatma çok iyi bir patlatma. Bunu gerçekte de indirin. Gayet güzel ve işlevsel bir patlatma. Çok da traktörü boğmadan gayet hızlı iş yapmanızı sağlıyor. Benim traktörü de hızlı bir geçiş yapalım. Balon teker alacağım. Dar balon teker. Mudguard'sı olsun. Bacon olsun. Fark etmez. Gümüş şey egzoz light olsun, ön korumaya gerek yok, air kondisyon olsun, eklentiler, ön yükleyici hover alalım ve hayırlı olsun diyerek bunu aldık. Şimdi bizim traktörü kaldırabileceği tarzdaki bu anareg Ford mavisi, şu mavi daha uygun ve beyaz, tamam. Bir de buna binaen bir tane balya kaldırıcı alacağız. Balya kepçesi alacağız. Tamam. Bir tane de en son ağırlık. 1800 kiloluk ağırlık buna tam gelecektir. Tabi arkasında da şey olması lazım. Kaldıracak çünkü. Tamam, bunlar işlerini yapıyor. Bismillah diyelim. Ve bendeki traktör şöyle, bu traktörü içinde farkındaysanız benim kendi kanal logom var. Bununla biraz uğraştım ve becerdim. Bendekinde içi böyle değil. Yani ne kadranlarından tutun çoğu şeyi böyle değil. Yan kolları da böyle değil. Bu birazcık daha Avrupa malı veya model olarak yenisinden kaynaklıdır. Bendekinin kadranlar analog. Şunu biraz kaldır. Çökük. Analog şeyleri genelde bildiğiniz Türk traktörleri gibi ama o zaman daha şeydi, Ford
Avrupa pazarına girmek için New Holland'la beraber bir anlaşma yapıyor. Bildiğim kadarıyla motorun içi bu 7610'larda Ford. Ama 7740'larda falan filan 6000, 5000. Hatta şöyle göstereyim size, bilmeyenleriniz vardır belki. Bizde de ondan da var. 7740. Nerede o? Yan taraftaydı herhalde, şu taraflarda bir yerdeydi. Ha. Bu serilerde New Holland motor. Hani 7340, 7740, işte 6640 ve 5500'ler. Şunlar 40 serileri yani. Bunlar genelde New Holland motorlu. Ama bu kasalar, bu şaseler olduğu gibi Ford motoruna sahip. O yüzden de kolay kolay kırılabilen bir motor değil. Çok kuvvetli. Gübre çok alacağız çünkü bir gübre atımımız var. Bir de 4 pakette şey alalım. Bundan alalım. Şimdi ben bunu elle koyabilirim ama çok vakit kaybı olacak. O yüzden otoload modlu olduğundan dolayı hemen otoloadla alacağız. Bunu biraz aşağı indir. Gidelim alalım. Çok mu aşağı indirdik acaba? Hop. Kaldır bakayım biraz. G. Kaldır biraz. Ha. Tam ideali oldu. Şimdi şuraya geçelim. Euro palet değil, Big Bags alacaksın. Tamam, şunları şöyle yapalım. Tabii bunun kullanırken de bir tane de bize şey lazım olacak, kuvvetli muhtemel. Rampa. Çünkü çok yükseğe kaldırmıyor bu kepçeler. Teleskopikler gibi değil. O yüzden uğraşacağız. Bu traktörlerin sevdiğim yanı, yani bu traktörü sevdiğim yanı, uzun zaman kullanıldığında çok büyük sıkıntı yaratıyor ama bu traktörlerin motor sesi çok kuvvetli bir motor sesi var. Yani böyle, yani nasıl diyeyim, sizin kendi traktörünüz her zaman kendi traktörünüz daha iyidir. Bu bir sik yarıştırma olarak algılamayın. Konuşmamızın içinde kusura bakmayın. Hani bir yarıştırma değil, herkesin kendi traktörü en iyisidir belki ama bu traktörün sesi bir ayrı. Yani çok sert çalışıyor bu traktör diğer traktörlere göre. Hani sesinden de belli oluyor. Siz bununla 16.000 devre çevirttirdiğinizde bu traktörü, yani alışık olmayan adam bu traktörün içinde en fazla bir saat kalabilir. Çünkü kulakları cidden başka şeyler yaşar yani. O yüzden çok kuvvetli motor ama her baba yiğit de bunu oturup da kullanır. Yeteneğe bağlı kullanır ama bir süreden sonra kafası şişeceğine eminim. Şimdi gidelim bu 3105 ile bir yandan da bu işleri de yapalım ki işlerimiz hızlansın. Çünkü gübreye de başlatacağım. Video uzunluklarımız en fazla 30 dakika olacak. Evet, kanalda şey yaptık. Kapaklardan yana yüzümüz gülüyor. Yeni arkadaşlar geliyor. Tabii onları tutabilmek önemli. Birazcık da tutabilmek konusunda çalışmamız gerekiyor. Onları da Allah'ın izniyle yaparız diye düşünmekteyim. İnşallah diyelim. Bunu bundan sökelim. Bununla bir işi yok bunun daha. Şimdi bir yere rampa atmak lazım. Aslında buraya bir rampa atsak olabilir. Rampa demek dediğimi de bazılarınız anlamıştır ama anlamayanlar için de yani hafif bir yükselti istiyorum. Çünkü şey oluyor, traktör şeyde kalacak, havada kalacak tam kaldırmadığı için. Şöyle bakalım. Aletlerde olma imkanı zayıf, çiftlik evleri zayıf. Hızlıdan bakalım. Bir yerde gördüm onu ama nerede gördüğümü tam hatırlayamıyorum. Biriket. Üretimde zannetmiyorum üretimde olacağını. Şöyle rampalar, hayvanlarda da olacak. Dekorasyonda ışıklar diğer de burada olabilir. Ha. Şöyle bir tane rampa olsa çok güzel olacak. Ha. Çünkü şeyi buraya getireceğiz. Gübre makinesini buraya getireceğiz. Şimdi bu doldurmuş. Bunu gidelim şey yapalım. Tümosan'la atarız şeyleri, gübreyi. Tümosan önden kaldı. Ayağa kalkar mı acaba ya? 2 ton çünkü şey. Gübre sepeti 500 kilo görünümlü 2 ton. Önü kalkar mı? Dur bakalım bir deneyelim ya. Ama büyük %80 kalkacaktır. Boşluyor.
Tınazı da çözdüm sıkıntısını. Şeyi pistonu kaldırınca tavanı vuracak gibi olduğundan dolayı şey yap izin vermiyormuş. Böyle parça parça videonun sonunda dikkatli gözlerden videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlar fark etmiştir. O orada ondan dolayı kalkmıyormuş. Şimdi bu çok şey yapmayacaktır ama yemeyecektir ama bir bakalım bakalım. Ha. İyi güzel. Şimdi bunu hemen rampamızın şeyini alalım. Şöyle. Evet. Benim yaptıklarımı yapmayın. Ya bir artistlik yapacaktım. Yani izin vermediniz şu an yani. Kalbim kırıldı. İlla şunu bana yaptıracaksınız yani. Heh. Gel bakalım. Aha. Lan Timo sen ağır mı buradan? Çek 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 çek. Kaldır biraz da. Çek lan. Hadi. Çek. Lan kaldı traktörlerin hepsi. Ha 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 ha. Lan. Salma saymışık olacakmış. Yürü. 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 Hadi. Ay tamam tamam illa. Yani şunu yapmamı. Aha. Bu ne lan? Aa gübre sepeti salmıyor lan bildiğin. Yürü. Allah'ım manya. Şey salmıyor. Gübre sepeti salmıyor ha. Tamam. Lan böyle bu kadar uğraştırılır mı arkadaş? Ha. Şimdi ikisini almalık bir durum yok. Bir tanesini alalım da bari. Ha. Tamam. Hızlıdan dolduralım şunu. Şöyle. Kaldır kaldır ha. Yürü. Aldın. Niye kaldı? Ama. Bağlı gözükmüyorsun ya. Bugün oyunda benle alakalı birkaç problem yaşıyor oyun ama neden bilmiyorum. Şunu hemen bu arkadaşa koyalım da. Heh. Yürü. Yürü biraz daha. Heh. Bu traktör böyle kalsın. Hiç gerek yok hareket ettirmeye. Bunu buna bindik buna. Heh, yürü bakalım. Şimdi hemen gübreleme safhasına geçelim. Bu TD yapıyor. 1,5 milyon almıştık değil mi biz? Şey 1,5 milyon paradan olduk. Bunları hızlı hızlı yapalım. Yaptırtalım bu şoföre. Sen kendin yap bunu. Tamam bunu doldurmuş. Şunlar ne alemde? Üretim. Dolu. Çilek de dolu. Tamam sadece domates. Uçtaki domatesdi. Satacağız. İyi para getirir diye düşünüyorum. Yumurta üretimi. Hadi şimdi tavuklarımız az. Zaten çok da tavuk almak istemiyorum. Bir 60'lık daha aldım ama. Çok tavuk almak değildi. Çünkü onu doyuracak. Hani çok aman aman bir ürünümüz yok. Olmadı. Dur bakayım şey yapalım. Şu doldururken şu tınazı dolduralım. Bir posta daha buğday atalım mı ya? Hızlıdan. Heh. Böyle. Ne kadar kaldı? Çok çok kalmamıştır büyük ihtimal. 1600 kilo 400 kilo bu torba büyük ihtimal 400 kilo bir torba kaldı. Torba büyüklüğü kaldı. Tınazı alalım. Tekrar buğdayı atalım şunun içine. Bakalım. Buğdayı atsak undan kaybedeceğiz. İşler sıkıntı ya. Yani ya tavuklar için ürün üreteceğiz ya tavuklar için ürün üretmeyeceksek de şey alacağız dışarıdan tavuk yemi alacağız. Biz buraya arpa mı attık acaba? Besin diye gözükür değil mi? Bunların ne kadar yediği de önemli. O buğday ne olur ne olmaz
buna değil de biz una koyalım, una gömelim parayı. Undan daha büyük para kastırırız diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım bakalım, un mu daha çok para ediyor? Bak bu da durmuyor mesela. Bak. Dingil yine mi yukarıda? Yo, ha bu basıyor. Şöyle yapalım. Yumurtayı bir görelim. Yumurta 2800. Şu an mı paraydı? Bak bir dahaki ay yumurta olsaydı elimizde var ya kitlerdik. Un. Unun üretimi daha fazla olabilir işte. 1300. Neyse gidelim şuna bir o unu koyduralım da şeyi, buğdayı. Bir de tabii balyalar da var. Bayağı balya var. Yürü geri, yürü geri. Yürü. Dur oğlum dur. Nereye gidiyorsun lan? Dur. Heh. Tamam. 7 ton buğday var. Buğdayı da basalım şeye. Koyalım. Bari gitsin. Bu balyadan da yapacağımız para önemli. Ya para yapılacak şeylerimiz var. Hani herhangi bir sıkıntı yok da. İşte nasıl edeceğiz? Nasıl gidecek bilmiyorum. İleride şey de alabiliriz. Bir tane sırf gübre ve tohum için ufak römorklar var. Kollu. Kendinden elezyonlu. Onlar da çok güzel şeyler ama yok ya bu odaya atmayalım. Ben de bir karar veremedim. Lanet ikizler burcu. Tavuklara atalım abi. Tavuklar iyidir. En azından unu falan kapatırız ama tavukları tekrar şey yapması sıkıntı. Arkası ağır geldiği için önden basmıyor şu an traktör. Eğer o gübrede olmasa kim bilir ne yapacağız. Yürü yürü çevir 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 çevir. Çevir hop. Boşalt daha iyi. Ne yaptınız bakalım? 13 tonda dizelimiz var. Gübreden sonra hemen aslında ne yapsak? Bununla işimiz yok. Şu 3105 ile işimiz bitse hemen şakalığa takıp şeye götüreceğim bunu da. Ekime götüreceğim şakalakla beraber de. İnanın var ya böyle yani kemiksiz bir saat video çekerim. Yani hiç sıkıntı yok. Hakikaten çok büyük keyif alıyorum ama işte demek ki bazılarınızı yakalayamıyorum yani. Bu da üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Bu böyle kalsın. Boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Bunu sağa sola götüreyim derken. Gidelim hızlıdan ekime de başlayalım. Buna da boşu boşuna saat yazdırmayalım. Boşta durmasın traktör. Ya bu traktörleri satıp hani parayı çabuk ödeme işlemine geçebiliriz ama bütün traktörlerimiz iş yapıyor aşağı yukarı ve bu da iyi. Şuradan normal değilmiş mesela. Normal iyidir ya. Normal iyidir. Şu şeyi düzenleyeceğim. 5'lik iyi. Bu bunu bitirsin. Patlatma. Zaten bu bitirdikten sonra öbürü sürülü herhalde. Şu 144. tarlamız sürülü büyük ihtimal. Kireç gerekli muhabbeti olabilir buna. Sürüldü, hasat edildi, solmuş. Bir dakika. Herhalde bir şey yok, sarılması gerek. Kireç gerektiren bir şey yok burada. Tamam, TD110 diye buralıyı bitiriyor. Ondan sonra aşağı yukarı şeyle işimiz bitecek ya. Hah. Bu da bitirmiş gübre işini herhalde. Evet, ilk posta gübreyi bitirdik. Ama buradan hay. Buna niye gübre atıyorsun ki? Sen ekimi zaten gübreli yapacağız. Bir posta tarla gübre boşa gitti. Buna zaten gübreli ekim yapacağız. Direkt Tümosan'da direkt abi hiç şey yapmayalım. Direkt şakalığa takalım bunun sırtına. Hemen gitsin bu ekime başlasın. Yukarıki tarlaları yani şöyle göstereceğim şimdi size. Şunu bir düze çıkartayım. Yukarıki 111, 112, 137'yi buğda ekeceğim direkt. Uzun büyük tarlamızı 191'i şey ekeceğiz. Kanola ekeceğiz yine. Buradaki tarla bir de bu var. Ha bu daha yeni ekilmiş. Tamam yulaf bu. 186 ve 184'ü de büyük ihtimalle arpa ekerim. Daha iyi olacak ona. Şöyle gidelim şunu yerine koyalım.
Sonra kullanacağız bunu. Tamam. Şakalığa direkt takalım sırtına bu arkadaşın. Bunun içinde var mı acaba bir şey ya? Çok dıştan geldik. Ha yok. Tamam. Yine aynı şeyi yapmayacağım. Şöyle iyice yaklaştıralım. Heh. Tamam. Şunu da al. Bir tane aslında tohum alsak iyi olacak. Şuradan köşeden bir tohum alabilir miyiz? Sağ tarafta kalmış ama. Şöyle aynı çatala takarız ya. Ama o zaman da dengesiz olabilir. Değil mi? Hadi bakalım. Tamam. Şimdi bunu hızlıca şey yaptık. Hop 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 hop. Yıkacaksın lan. Yıkacaksın. 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 1800 boşta olunca da 1800'lük bu sefer de buna ağır geliyor. Heh. Beceremeyeceğiz biz bu işi ya. Büyük ihtimal. Heh. Yani alışılmadık götte dondurmazmış mesali. Heh. Tamam. Tamam. Ulan dönmesene oğlum. Dönme lan. Dönme lan. Şunu yapacaksın lan. La şunu yapacaksın. Bak hop. Hatta bak burada bile girmiyor. Sen hiç mi annenin iğnesine şey takmadın? Bak ha. Belli biz takmamışız bu arada. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin kardeşim. Al. Allah senin belanı versin. Bu kadar uğraştırmaya değer mi bilmiyorum yani. Değer mi? Ha ha ha. İndir aşağı ha. Ha yürü. Evet oğlum giren çıkıyor lan. Allah senin belanı versin. Ana vurat. Dümdüz süreceğim bak o kadar sinirlendirdi ki beni. Aman okudum oğlum. Bak. Girmiyor. Aa vallahi girmiyor billahi girmiyor. Yürü. Girme girme girme. Girme. Ha. Girme. Ha. Girme. Girersen yakarım seni. Bak girersen yakarım seni. Bir şey yaptık. Ha. Bu ya bu. Bu amına koyduğum. Allah Allah. Zorla fitil edecekler beni ya. Ha. Bu be kardeşim. Bu. Neyse alışacağız falan. Sıkıntı yok. Yürü. İkisi birlikte olmuyor dedi ben bir çıldırayım. İkisi birlikte olmuyor dedi ben bir çıldırayım burada. Ha. Tohumu kabul ediyor şu an. Et de. Gübreyi de kabul edecek mi? Çok ince bir ara sonra. Bu ya. Gübre bitti mi ya? Tamam bir daha gidelim. Şöyle. Heh. Tamam birazcık daha kalsın. Buna birazcık daha gübre ekleyelim. Yürü. Evet yeni bir şey. Aksiyon. Evet. Neyse solda kaldığı için bu sefer daha rahat koyarız büyük ihtimal. Hı. 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 Helal be kardeşim kendime alkış efekti ekliyorum şak 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 şak. Yok abi alışık değilim ben elle böyle ars diye 50 kiloluk çuval atar gibi ars ars. Atmaya alışıyoruz ya. Ha ha be kardeşim ha. İndir bunu. Yürü. Budur be ya. Budur ya. Tamam bu yani. Tamam yürü. Kapak kapaklı. Kapakları kapat.
Z midir, N midir, ne zıkkımsa kapat şu kapakları ha. Bu kadar be gülümme. Yürü. Allah Allah. Altı üstü bir şey dolduracaktık. Niye bu kadar cereme çektim ben ya? Tamam, şimdi buraya buğday. Mazot yok ama bu burayı eker en azından. Yapıştır. Hadi bismillah. Bereketli olsun. Başladı mı? Başladı. Tamam, okey. Buradaki su durumu ne? 10 ton. 1 ton daha şey yapalım. Yarım saatte biz 30 ton suyu dolduramadık bu arada da. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Zaten de yavaş yavaş 30 dakika olmuş. Yani ilk başta işte şimdi siz yorumlarda söyleyin beyler bayanlar. Deyin ki abi şunu şunu şöyle yaparsan şöyle şöyle daha iyi olur. Sizin size endeksli çalışıyorum. Yapın. Söyleyin, yapalım. Bu kadar. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dostlarım. Gül tanelerim, gül bahçelerim, bal peteklerim, böreklerim, neyse işte. Umarım size güzel bir video çıkarabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı, tabii paşa gönlünüz bilir. Olabilirsiniz. Bir dahaki video cumartesi günü görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bayın bayın.